Hikmet Öztürk 103 emekli amiralin dün gece geç saatlerde yapmış olduğu darbe imalı bildiriye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Ee, öncelikle açıklamada kahraman Mehmetçiğin Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de gerekse yurt içinde yürüttüğü terör, başarılı terör operasyonlarına değinildi ve bu tür hareketlerin Türk silahlı kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramayacağı açıktır dedi ve bağımsız Türk yargısının gerekeni yapacağına inancımız tamdır notu düşünmüş oldu. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi de yine hatırlatıldı bu açıklamada. E, hain darbe girişimiyle iç dış fitne ve fesatlara rağmen Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun parçalanması dahil düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratan önemli başarılar elde edilmiştir. Kara, deniz ve hava kuvvetleriyle bir bütün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs İtiraz ve hasetle körleşenlerdir ifadesi de kullanılmış oldu. Ee, uzun yıllardan beri hayal ettiğimiz harekat etkinliğine ulaşılmış ve denizde tüm zamanların yıllık en yüksek seyir füzesi, seyir süresi gerçekleştirilmiş dendi. Ve peygamber ocağı yani askerliğe ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde görev ve sorumluluklarının bilincinde daima görevinin başındadır mesajı da verilmiş olduğu dediğimiz gibi 103 emekli amiralin dün gece yapmış olduğu darbe imalarıyla dolu bildiriye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama vardı. E, bu tür bu tür açıklamaların e, kahraman Mehmetçiğin moralini bozmaktan başka bir işe yaramayacağı vurgulandı. Aynı zamanda bağımsız Türk yargısının da bu konuya ilişkin gerekeni e, yapacağını da altı çizildi.